sevgili arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız. Daha önce kaldığımız yerden hemen devam ederek dersimize başlıyorum. Önceki derslerde hızın tanımından, hız ile bağlantılı tepkime türlerinden bahsetmiştik, çarpışma teorisini anlatmıştık. Bu dersimizde de hız bağıntısı ile devam edeceğiz. Şimdi ilk etapta bizim hız tepkimelerimiz tek basamakta da gerçekleşebilirken çoklu basamaklar halinde de gerçekleşebilmektedir. İlk etapta tek basamaklı tepkimelere şöyle bir bakar isek eğer, girenlerin doğrudan ürünlere dönüştüğü basit tepkimelerdir. Tek basamaklı tepkimeler tepkime hızını girenlerin derişimlerine bağlı olarak gösteren ifademize de biz hız bağıntısı diyoruz. Hız V eşittir K çarpı girenlerin derişimi. Buradaki K hız sabitidir arkadaşlar. K hız sabiti üç etkiyle değişime uğrar, temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Hız bağıntımız girenlerin derişimine göre hesaplanmaktadır. Ve bizim hız bağıntısı içerisinde katı ve sıvıların yeri yoktur. Sadece gaz ve sulu çözeltiler alınmaktadır. Hemen bakıyoruz. Verilen tepkimeye göre hız bağıntımız K hız sabiti çarpı A'nın derişiminin A'nıncı kuvveti çarpı B'nin derişiminin B'nıncı kuvveti şeklinde hesaplanmaktadır. Tepkime derecesi, mertebesi dediğimiz hız bağıntısındaki üslerin toplamıdır. Yani üstteki tepkimeye göre derecemiz A artı B şeklinde hesaplanmaktadır. Verilen örneğimize göre hız bağıntımızı yazalım. Hız eşittir K hız sabiti X2'nin derişiminin karesi katsayılar üs olarak yazılıyor. Çarpı Y2'nin derişiminin küpü şeklinde yazılır. Tepkime derecemiz 2 artı 3, üslerin toplamı demiştik, 5'tir sevgili gençler. Evet, az önce de söylemiştik, 2 aşamalıdır, 2 türlüdür hız bağıntıları, hız tepkimeleri. Tek basamakta da gerçekleşebilirken çok basamaklı olarak da gerçekleşebilmektedir. Basit 2, en az 2 ya da en fazla üçlü ara basamaklardan oluşan, ara basamaklarla gerçekleşen tepkimelerdir. Diğer bir ifadeyle mekanizmalı tepkimelerdir. Tepkimenin hızını çok basamaklı tepkimelerde basamaklarda hızlı ve yavaş basamaklar bulunmaktadır ve tepkime hızını yavaş basamak belirlemektedir. Yavaş basamak aktivasyon enerjisi, yani aktifleşme enerjisi, eşik enerjisi büyük olan basamaktır arkadaşlar. Ve hız bağıntımızı da yavaş basamağa göre yazıyoruz. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin hız denklemi girenlere göre yazılmışsa, bu ufak bir detay, verilen tepkimedeki hız bağıntısı girenlere göre yazılmışsa tek basamaklıdır, farklı yazılmışsa çok basamaklıdır sevgili gençler. Evet, tepkimeye baktığımız zaman az önce yaptığımız açıklamanın gösterim kısmı bize verilen tepkime verilmiş. Eğer bizim hız bağıntımız x çarpı a'nıncı kuvvet, y'nin derişimi çarpı b'nıncı kuvveti şeklinde ise tek basamaklı, eşit değilse çok basamaklı olarak ifade ediyoruz. Mekanizmalı tepkimelerde
birden fazla basamak olduğu için ara ürün dediğimiz madde bulunabilir. Nasıl açıklarız ara ürünü? Önce oluşup sonra harcanan maddedir arkadaşlar. Oluşup daha sonra harcanan maddeye biz ara ürün diyoruz. Aynı zamanda bir de katalizörümüzü de bulabiliriz bu ara basamaklarda. Katalizör ise önce harcanıp sonra tekrar oluşan maddelerdir. Ya da işte yapı bakımından değişmeden, tepkimeden çıkan madde şeklinde de harcanır. Şöyle ifade edelim. Önce harcanır, sonra oluşan maddedir. Katalizör tekrar karşımıza gelecek. Tepkimeyi hızlandıran maddeler olarak ifade edilmektedir. Mekanizmalı tepkimelerde katalizörler yavaş basamağı etki eder. Tabii ki hızlı basamağı hızlandırmaya gerek yok. Yavaş basamağımızı hızlandırmak amacıyla kullanılır. Sorumuza bakıyoruz. Şimdi 3 basamağımız var. Bu 3 basamağımız, birinci basamak yavaş, diğer basamaklarımız hızlı. 3 basamakta ve bazik ortamda gerçekleşen tepkimenin basamakları verilmiştir. Hız bağıntısını, net tepkimeyi, dereceyi, katalizör ve ara ürünü istiyor bizden. Hız bağıntısını neye göre yazıyorduk? Yavaş basamağın girenlerine göre yazıyorduk. O zaman bakalım. Yavaş basamağın girenlerinde sulu çözelti var, bir de sıvı var. Katı ve sıvıların hız bağıntısının yeri olmadığı için hemen hız bağıntısını yazalım. Hız eşittir K çarpı OCL'nin derişimi. Bu bizim hız bağıntımızdır. Tepkimenin derecesi bağıntıdaki üs yani 1'dir. Net tepkime denklemi hemen bakıyoruz. Şuradan rengimizi değiştirelim. Giren ürünlerde aynı olan madde. Net tepkimeyi yazmadan önce katalizörü bulan, önce harcanıp sonra tekrar oluşan bir maddemiz var mı? Hemen bakıyorum. Sanırım yok. Ara ürünlere bakalım. HOCl bir ara ürün. Onunla birlikte hidroksil bir ara ürün. Başka iyonumuz var mı? HIO bir ara ürün. H2O girenlerde önce harcanıp sonra oluşuyor. Dolayısıyla H2O için katalizör diyebilirim. Başka giren ürünlerde aynı olan maddemiz mevcut değil. Hemen net tepkimemizi de yazalım. OCl- artı I- başka girenimiz yok. Ürünlere bakıyorum. Ürünlerde Cl- artı O, bu da bizim net tepkimemiz olur. Molekülerite dediğimiz bir ifade var arkadaşlar. Molekülerite net tepkimeye göre yazılır. Net tepkimeye baktığımız zaman, bu arada fiziksel hale bakılmaksızın katsayıların toplamıdır. Burası 1, burası da 1. Dolayısıyla 1 artı 1'den molekülaritemiz de 2 olur. Evet arkadaşlar, konumumuzun devamında yine ders sunularımızla devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi bırakmayın gençler. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.